müzikte bir deha. Belki 100 senede bir gelecek, belki 100 senede bir dahi gelmeyecek bu müzik. Nasıl ama olduğuna dair hikaye pek bilinmez. Üvey annesi tarafından bilerek bir kimyevi madde atılarak gözlerinin kör edildiğine dairdi. O sebebi öğrendiğimizde o salonda bulunan herkes hatırlayacaktır. Hepimizin gözleri doldu. Hatta göz yaşlarına hakim olamayanlar da vardı. Kemal Karaca kimdir diye sorarsanız, yani şarkıcının teki, alihade bir şarkıcı. 2000'li yıllarda Amerika'da müzikologlar tarafından 20. asrın sesi seçildi. Burada bir tek yankısı bile olmadı. Öldüğünü öğrendiğim gün direkt hemen gazilhaneye gittim. Hafize Hanımcığımın lafı şuydu, evladım nerede kaldın, hep hocan seni sordu dedi. Hep benim içimde bir ukdedir ama kısmet değilmiş. Ya küçük yaşlarda yeteneği fark edilen Kani Karaca, heba olmasın diye kendisine yapılan baskılarında neticesiyle 1950'de İstanbul'a geldi. Bir şekilde Üstad Saadettin Kaynak'la görüştüğünde pek talebe beğenmeyen hocanın ilk sözü oku olacaktı. Kur'an'dan okunan kısa bir surenin ardından Saadettin Kaynak için bayramdan sonra evime gel başlayalım demekten başka bir seçenek kalmadı. Biraz meşgul olayım dedi falan. Çıktı. İki dakika sonra lap lap gel. Vallahi Kani'ci talebenin tısı yok yahu dedi. Allah ona gözünü aldı ama onun çok şey verdi ona. Gönül gözü açıp gönül senden geçer mi hiç? Gönül nankör değil ya. Gözlerim görmesin varsın. Hayalim kör değil ya. Çok başka türlü olurdu. Ben gördüm, yaşadım Amerika'da. Adamın bir tanesi konser salonunda ayağa kalktı. Adam meğerse Boston Symphony Orkestrası'nın konser maestresiymiş. Seneye dedi bunu çok büyük bir salonda yapacağım. İnsanların bunu dinlemesi lazım. Yerinde diyelim ki diyezinde, bemolünde herhangi bir tereddüt olduğu zaman Kani Hoca'ma danışırlardı. Hemen Kani Hoca ben okuyayım siz dinleyin. Oraya gelince nasıl yapıyorum ona göre. Kemandan gülü gibi derdi. Şöyle yapmış. Aman. Deyince yarım koma düşürmüş perdeyi. Aslan Öpkür almış kemaneyi tam çekeceği zaman keman gıklamış. Kani elleri böyle boyuna gülüyormuş. Ulan demiş ne yaptın sen bana demiş. Bir şey yok abi demiş. Oğlum söyle bakayım yarım koma düşürdüm perdeyi demiş. Şimdi düzelt de demiş çalayım. Böyle bir adam. Mesela normal dügah üzerinde karar verecekken uşak okuyoruz. Böyle yavaş yavaş perdeyi dikleştirdim. Segah perdesine dügahı çıkardım. Tamam ama farkına varmıyor kimse. Farkına varmıyor. Bakanın sıkıntısını görüyorum. Arıyor bir şeyler fırfırıyor ama bulamıyor tabii. Neyi aldı eline bir düz dedi kaldı. Ondan sonra ben de yapamayacağım kaldı. Yarım komayı kimse anlayamaz. Aslan Bey bir de anlayamamış. Şimdi demiş biraz yerine getir de çalayım demiş. Aslan abiye böyle yaptım dedi. Böyle muzik de bir adamdı.
Yani şimdi yarım komaya da hani onu kulak ister onu anlayabilmek için. Evet efendim. Düşünün, görmediği halde ben bir metre iki metre yanındayken bile bacak bacak üstüne atıp oturamazdım. Ah tutayım o cize yok. Sen bizi otele götür, biz uyuyacağız. Kani dedi ki yok, ben dedi otele gitmek istemiyorum dedi. Beni dedi Belen'e götür dedi. Ya Kani, ne yapacaksın Belen'de? Belen'den dedi çok geçtim ama Belen'i görmedim dedi. Bir saat kadar Belen'de oturdu. Aa dedi, çok teşekkür ederim. Vallahi Belen çok güzelmiş dedi. Hadi Kani, şaka söylüyorum. Hiç işittim diye söylemeden gördüm dedi. O ikiz kulelere o sürat asansörler var. 110 kat, 108 kat falan filan. Onlara çıktık işte. Ne var aşağı ya dedim işte Kehaneciğim. İşte kaplumbağa gibi görünüyor taksiler. İnsanlar işte şöyle şöyle maket askerler parmak gibi falan filan. Aa falan filan. Ertesi gün Haşim beni bir daha götür oraya diyor. Bir daha. Siz anlattıkça. Bir daha götür, bir daha göreyim diyor şunları. Bunları yaşadım ben Kehaneciğim. Üvey annesi Kani Karaca'nın gözlerini kimyasal bir madde dökerek kör ettiğinde henüz birkaç aydı. Aradan kısa bir süre geçtiğinde babasını kaybedecek ve kendi öz annesi tarafından yapacağım evliliklere karşı çıkar gerekçesiyle diri diri toprağa gömülmeye çalışılacaktı. Son anda köylüler tarafından kurtarılan Büyük Usta, yıllar sonra kendisiyle yapılan bir röportajda "Her iki annenize de haklarınızı helal ediyor musunuz?" sorusunu "Allah'a havale ediyorum" diyerek yanıtlıyor. O kadar küçükmüş ki bir kıskançlık krizi sonrası oluyor bu. Üvey annesi gözlerine bir kimyasal madde atarak kör olmasına sebep oluyor. Şunu söylemişti ve kendisi de çok üzüldürmüştü bunu anlatırken. Görmeyi hiç hatırlamam. Ya bu cümleden anlıyoruz ki o kadar küçükmüş ki görmek denen şeyi hiç hatırlamadığını bu şekilde ifade etmiş oldu. En çok içimi titreten cevabı, özellikle cevabı verirken yüzünün aldığı şekil ve gözyaşlarını da görmüş olmamdan dolayı bebekliğine ait hatırlayamadığı bir zamandaki ama olmasına sebep olan olaydı. Hala unutamam. Ömrüm boyunca da herhalde unutamayacağım bir konuşmamızdı. Gözlerini kaybetmesi var. Yani onda bir acaba bu bir kalp kırıklığı mıydı, onu üzen bir şey miydi diye ben şimdi kendime soruyorum. Yani çok üzerini açmadığından ve bahsi geçtiği zaman o mevzuyu es geçmesinden sanıyorum onu çok üzen bir şeydi. Yani tabii ki o da dünyayı görmek isterdi. Efendim, insanları muhatap olduğu insanları ışığı görmek isterdi, renkleri görmek isterdi. Ya Hazreti Mevlana, ...70 milyon insan seni alkışlayacak, takdir edecek falan ve kıymeti gibilecek. Böyle bir şey yok. Ehli bilir kıymetini insanın. O ehli de vefat edip gidince onun için tek başına kalıyorsun. Birkaç işte gariban arkadaşıyla. Mesela bana dediler ki efendim o son işte bu şeyde bir gazinoda gazel okuyordu. Mevlidler bitti, okunmaz oldu. Eskisi kadar mevlid falan okunmuyor. Eskiden günde 4-5 defa mevlid okudum. Şimdi ayda bir tane veya iki tane mevlid okudum.
3 tane çocuğu var, ailesi var, geçirdirmek zorunda olduğu şeyi var tanemi şimdi. Aç mı kalsın bu adam? Kimse sahip çıkmıyor. Efendim, bu kadar kurra hafız, bu kadar din adamı, bu kadar ağzı Kur'an okumuş olan adam gidip de meyhanede gazel mi okumuş falan böyle sitem edenler oldu. Ben de onlara kızıyordum. Dedim sizin bir sanatkarınıza, bir değil ilim adamınıza sahip çıkacak bir vakfınız var mı? Sizin böyle bir kuruluşunuz var mı? Onu görünce iyi ki kendi fazla hasta yatıp da uzun yıllar sıkıntı çekmedim. Aklı geldi. Allah rahmet eylesin. Tam zamanında öldü gibi düşünüyorum. Çünkü kimse sahip çıkmıyor. İstanbul'un büyük alevlerinden yardım alıyor diyen bazı kimseler var. İşte ben beraberim. Hangi İstanbul'un hangi büyük alevlerinden yardım almış? Bunu bana da anlatırlarsa ben de memnun olacağım. Ve o sıkıntılar içinde o Kani Karıcı yaşadı. Köyde o zaman eskiden çocukluğumda benim çaldığım onlar çalamazdı. Emekliliğine haber vermeden maaş almaya gittiklerinde birkaç kişiye 67 yaşını doldurdukları için artık bunlar sanat yapamaz diyerekten herhalde bu nasıl bir kanunsa. O gün geldik, ben evdeyim, okulda işlerim var. Annemler geldiler, biz dediler radyoya gidelim. Şu maaşımızı bir alalım dediler. Buradan şaka gittiler. Dönüşte öyle bir halde geldiler ki yani insanın içi sızlıyor. Ne oldu falan deyince konuşamadılardı. Bizi emekli etmişlerdi. Başka da bir şey diyemedim. Emekli olduktan sonra emekli maaşlarında sorunlar oldu. Onlar bir avukatla giderildi. Yani kültürel açıdan bu kadar şey yapan bir insan. Saadettin Kaynak, Saadettin Öper ve Hafız Kani Karaca artık bu üçlüden sonra makam üzerine de artık demode makamlar, her şeyi bilmeye gerek yok. 500 makam bilmeye kimin ihtiyacı var? Onlar biliyorsa biliyor gibi konuşmalarla böyle bir kültürel yaşam olmaz bence. Bazı şeyleri yapmasa iyi olurdu Kani Karaca diyorlar. Halbuki İstanbul'un büyük aleleri, hangi büyük aleleri hala soruyorum, merak ediyorum. Bunu dinleyecek olan varsa da onu söyleyen kişileri de biliyorum. Hangi kanallarda konuştuklarını da biliyorum. Burdunda eğer dinlerlerse herhalde cevap verseler iyi olur. Şimdi Kani Allah ile baş başa cennetini de, nimetini de veriyor. Bu dünyada vermişse, öbür dünyada daha çok verecektir. Hiç korkma, korkmaya gerek yok. Allah büyüktür. Hak ettiğini alamadan gitti yani. Böyle veda ettim hayata. Ve bu da bizim, bunun vebali de mümkün olarak bizim. Çok yazık, çok büyük kayıptır yani. Erişilmez bir insandır yani. İşte bunlar. Radyodan hiç haber vermeden adamcağızı emekli etmişler, kapıya koymuşlar. İnsan bir üç gün evvelden, dört gün evvelden dedi ki, hocam senin emekli vaktin geldi, şu gün emekli olacaksın. Ertesi sabah gitmiş radyoya, içeri almamışlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ona bir devlet sanatçısı unvanı verilmeliydi. Şuna buna veriyorlardı, niye Kani Karaca'ya verilmiyor? Ya bak ben... Bana verilemez. Çünkü ben onun şeyi değilim. Onu hak etmedim ben. Ama o adam hak etti. Mesele bu. Ekmek olsun.
Sahip olduğu bariton sesle belli bir makamın ses alanından çıkıp başka bir makama geçmek anlamında kullanılan geçki sanatının birkaç icracısından biriydi. Onun bu konudaki yeteneğini fark eden Saadettin Kaynak, daha ilk derste Ahmet Avni Bey'in tek eser içinde 119 makamın geçildiği Karın Atık'ını çalıştırarak başlıyor oldu işi. Seviyede bir sanatkar yurdumuzun dışında gerek doğusunda gerek batısında olsa bunu bütün dünya tanırdı. Türkiye müzisyenleri olsun, halkı olsun, Kani Karaca'dan yeteri kadar istifade edemediler diye düşünüyorum. Müzikte bir deha, belki 100 senede bir gelecek, belki 100 senede bir dahi gelmeyecek bir insan. Biz yeteri kadar istifade etmedik. Böyle insanlar bir ülkenin hazinesi gibi görünmeli. Otuz ayrı makamdan. Ve baştan başladın, başladığınız Kur'an'ın 30 cüz sonra bakın aynı sestir. Oynamaz. Zaten kendi bir Mevlevi dervişidir. İntisap etmiştir. Senelerce hala ondan daha güzel naat okuyan, Naat-ı Mevlana okuyan olmadı. Hiç ses vermeden, ayak sesini bile duyurmadan yaklaştım hafifçe yanına. Kendini elini tuttum, şöyle hoş geldin dedim. Öteki öteki eliyle baktı. Ay Emin abi, benim elimi kaç defa tuttum. Nasıl bu elin benim eli olduğunu, ben kendi elimin benim hangi el olduğunu. Hüseyin sormuş şeye, Saadettin Heper Hoca'ya. Demiş ki hocam siz son devrin büyük müzisyenlerine yetiştiniz işte. Tamburi Cemil Bey'e yetiştiniz. Kani ile onlar arasında ne fark var falan demiş yani. Nasıl yani Kani'nin musiki bilgisi, kabiliyeti falan deyince. Söz ver demiş bana, Kani'ye söylemeyeceğine söz ver demiş. Sana bir şey söyleyeceğim. Buyur hocam falan dedim ya. Kani dede ile bile mukayese edilemez. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya yaşadığım bir hadise var. Saint Jean Katedrali'nde. Şimdi tam seneyi hatırlayamıyorum. Büyük bir Mevlevi ayini yapılıyor. Çok büyük bir katedral. 5000 kişi gelmiş içeriye. Öyle bir atmosfer düşünün ki tam karşıda katedralin ortasında Hristiyan bir grup oturuyor. Yahudiler başka bir tarafta oturuyor. Oraya gitmiş olan Türkler var, çeşitli cemaatlerden. Onlar başka bir tarafta oturuyor. Yani bütün dinlerden, hepsinden bir sürü insanlar var. Bakara suresi 115-116'dır. Yüzünü nereye dönersen Allah oradadır şeklinde. Yani abi yani şu an bile tüylerim diken diken oluyor. Salonun yarısı ağlıyor Kani abi Kur'an-ı Kerim okurken. Düşünebiliyor musunuz? Ve ertesi gün gazetede bir yazı. Asrın en büyük sesi. Bunu yazan kim? New York Times. Çok farklı bir insandı. İyi ki varmışım diyorum kendi kendime. Ondan berabermiş. Saz. Sazı var. Usul şeydir. Semai. Semai. Cüretimi başlayayım. Estağfurullah. Tram pam pam tay day 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 di di da.
Batılı din adamlarının cennetten gelen ses dedikleri Kani Karaca, başta Amerika ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede konserler veriyor, binlerce kişilik salonlarda oturacak yer kalmıyordu. Ray 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 ra da da da. Bekledim günlerce yoksun gelme. O çapta bir insan batıda olsaydı, batı müziğiyle böyle bir deha olsaydı, efendim özel çağlıdır, şatolar oldu, biz hademe haşime böyle yaşardı. Kendi bir çocuğumu geçindireceğim diye gitti gazinolarda şarkı söyledi. Ama gitti Maksim'de. Efendim bizim burada Beylerbeyi'nde, şu ileride bir gazinoda abdest, adamlar masaya koymuşlar. Kendi onlara meze oldu. Şarkı söyledi. Ne yapacak? Geçinecek, çocuklarımı geçindirecek. Niye buna buraya kadar getirdi ki bizim toplumumuz? Yok muydu mürüvvet sahibi insan bizde? Hiç mi yok? Kani Karaca kimliğini sorarsanız. Ya şarkıcı. Cengiz alihanede bir şarkıcı. Bir gün sonra, bir hafta, bir ay, bir yıl, 10 yıl, 100 yıl sonra kimler gelirler ve Kani Hoca'yı nasıl anlarlar? Ona nasıl bir değer verirler? Onu nasıl bir yere koyarlar? Bilemiyoruz ama muhakkak olan şu ki Kani Hoca layık olduğu veçile anlaşılmamış ve değer verilmemiş, kıymetlendirilmemiş, efendim takdir edilmemiş, ön plana çıkartılmamış bir insandı. Turhan Yalçın kutlu payaslı doğan. Kani Karaca'sız bir arşiv, arşiv sayılmaz. Ve Kani Karaca'yı dinlemeden ben bu müziği yapıyorum diyen birisi varsa o hata ediyordur. Kanaatindeyim. Böyle bir kültür savaşçısını bu şekilde koruyan bir ülkede ben artık bir şey düşünmüyorum. Tedavi süreci ne kadar sürdü? O bize birçok şey söylemezdi. Çok metanetli bir insandı. Son safhaya gelmiş zaten. O artık yapacak bir şey kalmamıştı. O son safhaya geldikten sonra zar zor ne olduğunu anlamak için götürdüğümüzde artık dediler yapacak bir şey kalmadı. Bir telefon geldi. Kendi babayı kaybettik dediler. Çakıldım kaldım yani. Hala kabul edemediğim, sanki inanamadığım bir şey. Daha da kıymet bilebilirdik. Biraz eksik kaldık. Dediler ki hani rahmetli oldu. Yani bir dev gitti. Bir dev. Yani bizim sahada bir dev gitti. Onun Mayıs 2004'te gidişiyle bir dönem sona erdi. Birçok müzik otoritesine göre o, Türk musikisinin son büyük temsilcisiydi ve bu ölüm, geleneksel Türk müziği icrasının artık bittiği anlamına geliyor. Çok büyük acı ve özveriyle bir kültür savaşı verdiği bu coğrafyada, peç şişeden bir modern kültür alkışçılığı içinde ne kadar vardı ki Kani Karaca? Artık yok olmuş olsun. Cenaze namazını ben kıldırdım. Defnettik, işte Kur'an okuduk, efendim bir şeyler yaptık, merasimimizi yaptık. Çekerken baktım, Murat Bardakçı oturuyor. İyi tanıştığımız bir insan, yani tanışıyoruz. Dedim, Murat Bey, o da bir gün evvel Hürriyet'te duymuş, o günkü Hürriyet'te, bu iş burada bitti. Bu iş burada bitti değil mi dedim. Bu iş burada bitti dedi şimdi. Allah günahı varsa affetsin. Burada aldıklarını harita versin inşallah.
Şimdi Kani Allah ile baş başa. Herhalde Allah o verdiği kabiliyetin, ona ihsan ettiği o güzel nimetin karşılığında cennetini de nimetini de veriyor. Bu dünyada vermişse öbür dünyada daha çok verecektir. Hiç korkma, korkmaya gerek yok. Allah büyüktür.